Merhaba arkadaşlar, Nimet'in Örgüleri Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Lee serisine Harry Potter'ı katacağız arkadaşlar. Harry Potter'ın sabit vücut videosunun linkini arkadaşlar, hani Harry Potter'ın kafasını, bedenini ve kolunu yapmak için sabit vücut videosunun linkini sizler için açıklamalar kısmına koydum. Harry Potter'da bayağı bir istek aldı arkadaşlar. Hatta birkaç tane abonem bayağı bir ısrarcı oldular ve bu Harry Potter onlar için gelsin. Şimdi açıklamalar kısmındaki linkten arkadaşlar bedenini, kolunu ve kafasını öreceksiniz. Kafasını birebir ayna örüyorsunuz ten rengiyle. Ve bedeninde arkadaşlar 3 sıra siyahla ayakları olsun diye siyah yaptım. Devam eden 2, 4, 6 sırasını koyu gri, 1 sıra sarı ve diğer tarafını da açık gri olarak ördüm. Ellerinin de uç kısmında toplamda 4 sırasını ten rengi olarak ördüm. Geri kalan kısmını bu videoda sizlerle birlikte arkadaşlar öreceğiz. Şöyle kaş kolumuza bağlayalım. Ön hazırlık olarak açıklamalar kısmından dediğim gibi kafasını, bedenini ve kollarını örün arkadaşlar. Detay kısımlarını bu videoda beraberce yapacağız. Kaş kolunu, ceketini, Harry Potter'ın şapkasını ve saçlarını, gözlüğünü, elimde gümüş rengi bir telim vardı, onunla yaptım, boyadım ben. Sizde siyah varsa onunla yapabilirsiniz. Şurada alnında bir şimşek yıldırım işareti var, onu bu videoda beraberce yapacağız arkadaşlar. Gözlerimiz 6 milim kilitli göz kullandık. İplerimiz, biliyorsunuz ben Gazal Baby Cotton kullanıyorum. Sizler istediğiniz amigurumiye uygun istediğiniz marka ipi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi örmeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Lee serisinden Harry Potter'ı örmeye başlayalım. Çok istek aldı. Çok isteyen arkadaşlar oldu. Belli bir sayıya ulaşmayınca ben figürleri arkadaşlar yapamıyorum. Yani bir iki kişinin isteğiyle yapamıyorum. Birazcık bunların sayısının fazla olması, yani isteklerin fazla olması gerekir. Harry Potter da o sayıya ulaştı arkadaşlar ve ben şimdi Lee serisi için Harry Potter'ı örmeye başlayacağım. Biraz önce de anlattığım gibi sabit vücut videosunun linki açıklamalar kısmında. Ön anlatımı, yani biraz önceki anlatmış olduğum ön anlatımı mutlaka izleyin. Sabit vücuda gidin. Bu orada sıra bilgisi veriyorum ön anlatımda. Bu seviyeye gelene kadar sabit vücut videosundan yapacaksınız arkadaşlar. Sadece gözünde bir sıra kaydırdım. Onu da biraz önce söyledim size. Şimdi Harry Potter'ın şapkasından örmeye başlayalım. Şöyle siyah ipimi alıyorum. İpim siyah olduğu için arkadaşlar görmeniz biraz zor olacak. Anlattıklarımı da takip ederseniz daha rahat yapacaksınızdır. Şimdi sihirli halka yapıyorum. Sabitledim. 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım ve sıkılıyorum. Hemen en baştaki ilmeğe bakın batıyorum ama siyah olduğu için net göremeyebilirsiniz. En baştaki ilmeğe batıyorum, ilmeğimi alıyorum. O yüzden sesli de anlatmaya devam edeceğim. İlmeğimi aldım. Bir önceki ilmeğimin içinden geçirip şöyle bir ilmek kaydırma yaptım. Sihirli halkam daha sıkı olsun diye. Hemen yandaki yuvadan, bu ilmek kaydırma yaptığım değil, yandaki yuvadan örmeye devam ediyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane çift batıyorum. 3 tekrar ilerleyeceğiz. Bir tek, bir çift. Bir tek, sıradaki yuvaya çift batıyorum. Bir tek, sıradaki yuvaya çift batıyorum ve 3 tekrarımı yapmış oluyorum.
ve sıramı tamamladım. Şimdi 6 olan ilmeğimiz 3 kere artırdığımız için 9 ilmek oldu bu sırada arkadaşlar. Bu 9 ilmeğimi bir sıra örüyorum. Sayarak da ilerleyebilirsiniz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane ilmeğimi ördüm. Bir tur örmüş oldum. Şimdi 2 tek bir artırma yapacağım. 3 tekrar yapacağız yine. Sıramızın sonunda 9 olan ilmeğimiz 12 ilmek olmuş olacak arkadaşlar. 2 tane tek ördüm. Sıradaki yuvaya çift batıyorum. Bu bir tekrarımız olmuş olacak. 3 tekrar yapacağız. 1 2 tek 1 çift. İkinci tekrarımı da yaptım. Tekrar 1 2 tek 1 çift. Bu da son tekrarımız olmuş oldu. Toplamda 12 tane arkadaşlar ilmeğimiz oluştu. Şimdi devam ediyoruz örmeye. Bu sırada 3 tek bir artırma yapacağız. 3 tekrar olacak. 12 ilmeğimiz sıramızın sonunda 15 ilmek olacak arkadaşlar. 3 tek bir artırma 3 tekrar. Evet, 3 tek bir artırma sıramı ördüm 3 tekrarla. Toplamda 15 tane ilmeğimiz var. Şimdi sıramızın başı ve sonu belli olsun diye bu siyah ipi de geçirebilirim ama isterseniz açık renk ip geçireyim şöyle. Biraz daha rahat belli olsun. Şimdi şöyle ten rengi ipimden sıramın başı ve sonu belli olsun diye buraya koydum ve bir tur bu 15 olan ilmeğimi bir sıra örüyorum. Evet, 15 ilmeğimi bir sıra ördüm. Şimdi sıramın bakın ipin olduğu yere geldim. Devam ediyorum. 4 tek bir artırma 3 tekrar yapıyoruz. 2 3 4 tane tek ilmek ördüm. Sıradaki yuvaya çift batıyorum. 3 tekrar yapıp sıramın başına kadar örüyorum. Evet, 4 tek bir çift olan sıramı yaptım. 15 olan ilmeğimi 3 ilmek daha katmış oldum arkadaşlar. 18 ilmeğim var. Şöyle yine şu ipimi şöyle alıyorum. Şimdi bu sırada 5 tek bir çift. Yine 3 tekrar yapıyoruz. 5 tek bir çift olan 3 tekrar sıramı yaptım. Toplamda 21 tane ilmeğimiz oluştu. Bu 21 ilmeğimizi bir sıra daha örelim arkadaşlar. Artırma yapmadan bir sıra örüyoruz. Evet, bir sıramı ördüm. 21 ilmeğimiz var. Şimdi artırıyoruz. 6 tek bir artırma yapacağız. 3 tekrar. Bir dahaki sıraya da 7 tek bir artırma yapacağız arkadaşlar. Bu iki sırayı da yapalım. 6 tek bir çift 3 tekrar bu sırada. Bir dahaki sırada da 7 tek bir çift 3 tekrar yapıp geliyorum. Evet, 7 tek bir artırmamı da yaptım. 6 tek bir artırma sıramda arkadaşlar 24 ilmek oluştu. Her artırmamda 3'er ilmek artıyor. 7 tek bir artırmamda da 24'ün üstüne 3'e ilmek daha ekledik. 27 ilmeğimiz oldu. Şimdi yine artırmalara devam edeceğiz. Şöyle ipimi yine üst tarafa alıyorum. Bu sırada 8 tek bir çift açacağız.
3 tekrar yapıyoruz. 27 olan ilmeğimizi 30 ilmeğe çıkaracağız arkadaşlar. Sekiz tane tek, bir çift, üç tekrar yapalım. Evet, sekiz tek bir artırmamı yaptım. Toplamda burada 30 tane ilmeğimiz var. Şimdi biraz daha sık artıracağız. 1, 2, 3, 4 tane tek, bir çift. 4 tek, bir çift olarak 6 tekrar yapmış olacağız bu sırada arkadaşlar. Biraz artık şapkamızın alt tarafını genişletip şapkamızı tamamlayacağız. 4 tek 1 çift işlemi 6 tekrar yapalım arkadaşlar. 30 olan ilmeğimizde sıramızın sonunda 36 ilmek olmuş olacak. Evet, 4 tek bir artırmamı 6 tekrar yaptım. Toplamda 36 ilmeğimiz var. Bir sırada 5 tek bir artırma yapıyorum. 36 olan ilmeğimi 42 ilmeğe çıkaracağım sıramın sonunda. 6 tekrar 5 tek bir çift batıyoruz. Evet, 5 tek bir çift batma sıramı 6 tekrar yaptım. Toplamda 42 tane arkadaşlar ilmeğim oluştu. Şimdi bu sırada 6 tane tek bir çift batacağız. 2, 3, 4, 5, 6 tek bir çift, 6 tekrar yapıyoruz. 42 olan ilmeğimiz sıramızın sonunda 48 ilmek olacak. Evet, 6 tek bir artırmamı yaptım. Toplamda 48 tane ilmeğim oluştu arkadaşlar. Şimdi buradan saç yapmaya başlayacağız. Yine siyahla devam ediyorum. Zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çektim. Hemen ikinci zincirden şöyle sık iğne olarak örmeye başlıyorum. Her zincire bir tane sık iğne yapıyorum. 7 zincir çektik. 6 tane sık iğne yapmış olacağız. Hemen şöyle şapkamızın da kenarına hemen sıradaki ilmeğin arkadaki lobuna batacağım. Yani zincir görünümü oluşuyor. Şurada yapmış, o açık renkten size şurada göstereyim. Yapmış olduğumuz sık iğnenin üst tarafı, biliyorsunuz aynı şu zincire battığımız gibi şöyle zincir görünümü oluşuyor. Bunun arkadaki kanatlarına saçları tutturacağız. Şuradaki arkadaki kanatlarına gelip ilmeği kaydırmayla şöyle tutturarak örmüş olduğumuz saç tellerini öyle ilerleyeceğiz. Şimdi şu şapkada belli olmuyor diye size o iple göstermiş oldum. Şimdi sıradaki ilmeğin arkadaki lobu, deminki gösterdiğim gibi arkadaki kanadına batıyorum. Ve hemen ilmek kaydırma yaptım. Yandaki ilmeğe geliyorum. Oradan da ilmeğimi aldım. Yine bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 tane tekrar zincir çektim. Ve örmeye devam ediyorum. İkinci zincirden itibaren yine 6 tane sık iğne öreceğim. Alt sık iğnemi ördüm. Yine sıradaki ilmeğimin arkadaki kanadına ilmek kaydırmamı yapıyorum. Yandaki ilmeğe de hemen bir ilmek kaydırma daha yapıp ilerliyorum. Tekrar 7 zincir. Evet, bu şekilde saç tellerini de oluşturacağız. Burası bizim arka tarafımız. Şöyle hafif böyle arkaya doğru koyacağız. Bakın şöyle. Bu şekilde koyduğum zaman bakın ön tarafta da boyu gayet iyi gibi
Ya da ön tarafa geldiğimiz zaman 7 değil de 8 zincir, bir zincir de artırabiliriz. Yani şuradan şöyle göstereyim. Şu kenara gelene kadar şapkanızı şöyle ikiye katlayın. Şuraya gelene kadar arkadaşlar 7 zincirli devam edeceğiz. Buradan sonrasını şu ön tarafı bir müddet 8 zincirli devam edeceğiz. Sonra geri kalanı tekrar arka taraf olduğu için 7 zincir çekerek devam edeceğiz. Şapkamızın etrafını bu şekilde dolanalım arkadaşlar. Evet, son saç telimi de şöyle yaptım. İlmek kaydırmayla en son ilmeğimi tutturdum. Şimdi biliyorsunuz bu saç tellerine zincir görünümde olan şu kenar kısmımızın arka loblarına bakmıştık. Şurada bakın, şurada çizgi halinde öndeki parçası duruyor. Şimdi buraya bakın, şöyle katlıyorum. Hemen ilk baştaki ilmeğimi şuradan batıyorum. İlmek aldım. Şöyle şurada şöyle katlayabiliriz. İlmek kaydırma yapıyorum. İçinden geçirdim. Sık iğne örmeyeceğiz. Her sık iğneye şöyle bir tane alıp ilmek kaydırmamı yapıyorum. Çok sıkı değil. Çok gevşek değil. Şapkayla saçın birleşme noktasını ayırt etmiş olacağız. Hemen alıyorum bu taraftaki kanadını. Dediğim gibi arka kanatlarına batarak saç tellerimizi örmüştük. Şimdi de öndeki kalan o çizgi kısmına şöyle göstereyim. Şöyle bir zincir işi gidiyoruz. Bakın şuradan hani şapkamızın birazcık ucunun yükseltisi olmuş olacak. Bu şekilde bütün kenarını dolanalım arkadaşlar. Evet, sonuncu ilmeğime de battım ve burada arkadaşlar şuradan ipimi biraz uzun keseceğim. Çünkü biz bu iple dikişimizi yapacağız. Sonra eksik gelirse de tekrar iğnemize uçluklarız. Şöyle göz kararı ve şöyle ipimi çekiyorum. Evet, ipimi çektim arkadaşlar. Şuradaki ilk ilmeğimin altından alıyorum. Burayı birbirine bağlayacağım şöyle. Hani birbirini devam etmiş görüntüsü vermek için. Hemen son ilmeğimin de alt tarafından geçireceğim. Çıkabiliyorsanız içinden, yoksa hemen bir altından da geçirebilirsiniz. Şöyle birbirini devam etsin diye. Şimdi şapkamız ve saçlarını Harry Potter'ın şöyle yaptık. Şimdi biz bunu dikerken arkadaşlar şeklini vereceğiz. Harry Potter'ın ceketi için ben ceketini ördüm. Ve sizlere siyah da gerçekten zor belli olduğu için şöyle takayım bir önce. Farklı bir renkte beraberce tekrar yeniden yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle giydireyim. Kolumu da geçiriyorum. Bakın ceketini siyah olarak ben ördüm ve hazırladım. Şimdi sizlerle birlikte tekrar şöyle saks mavisiyle biraz daha net gözüksün. Evet, ceketimiz için 26 tane zincirimi çektim. Hemen İkinci zincirden itibaren 25 tane sık iğnemi yapıyorum. En sondaki şu 3 tane sık iğnemin arasına da şöyle çevirip şu ipimi arasında yürütüp yok edeceğim arkadaşlar. Toplamda
25 tane mi sık iğne mi örüyorum. Evet, şu son 3 ilmeğimi dediğim gibi arasını örerken şu ipimi de arasında yürütüyorum. 1 2 ve 3 tane. Evet, şöyle hafif çekiyorum orayı. Bir zincir çekiyorum. Bunu artık dibinden kesebiliriz. Hemen en baştaki yuvaya bir tane sık iğne, yandakine iki tane sık iğne, çift batıyorum yani. İki tane tek yapıyorum. Şimdi 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Bu 4 zincir bizim kol evimiz olacak. 1, 2, 3 sık iğne atlayıp 4.'ye batıyorum. Ve bununla birlikte 12 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 11 ve 12. de yapıyorum arkadaşlar. 4 zincir daha çekiyorum. 4 tane. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Hemen yandakine. 2 sık iğne. Pardon, bir tane fazla atladım. 1, 2 sık iğne yapıyorum. 1 tane çift batıyorum. Ve sondaki ilmeğimi de tek yapıyorum. Şimdi burada bir zincir daha çektik. Dönüyorum. Kol evlerimizi de oluşturmuş olduk. Döndüm. Bir tane yine tek. Bir. Yandaki yuvaya iki tane. Sonra üç tane tek. Burada 4 zincirimiz vardı. Bu 4 zincirimize 4 tane sık iğne yapıyoruz. 4 sık iğneden sonra 12 tane şuradaki sık iğnemizin üstüne 12 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, 12 tane sık iğnemi yaptım. Buradaki zincirimizin üstüne de 4 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 tane yaptım. Şimdi 3 tane sık iğne. 1 2 3 tane tek. Bir tane çift, son ilmeğimi de tek batıyorum. Tek bir zincir çektim ve geri dönüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, buradaki bulunan ilmeğimizi şöyle sizin için sayayım bir. Toplamda 32 tane burada ilmeğimiz var. Bu 32 olan ilmeğimizi arkadaşlar toplamda 4 sıra öreceğiz.
artırmalarımız bitti. Şu yakadaki artırma artık yok. 4 sıra örüyoruz. Şöyle çıkarayım. Çeketi size de göstereyim. Bakın şurası 4 sıra. Şuradaki V kısmı yakasının şurayı oluşturduktan sonra şurası 4 sıra. Bakın şöyle. Bu 4 sırayı da örüyoruz ve çeketimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben şu ipimi şöyle koyuyorum. Çeketimizi de bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar, şimdi Harry Potter'lığımızın, yani liselisine yaptığımız Harry Potter'ımızın birkaç işlemesi var. Onları yapalım. Kırmızı ip alıyorum. Formasındaki çizgileri var. Onları oluşturalım önce. Kalın olursa biraz inceltelim. Şimdi ipimin katını alacağım. Biraz kalın olacak gibi. Evet, ipimi şöyle katına açıyorum. Ya da daha ince bir ip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ayırt ettim. Birazcık incelttim ipimi. Şimdi örmüş bedenine yapmış olduğumuz bu sarı çizginin altından ve üstünden birer tane şöyle kırmızı şerit geçeceğiz. Şimdi şöyle geri bir taraftan şu düğümümün içinde kalmasını istiyorum. Evet. Şimdi şöyle hemen sarı örmüş olduğum sıranın üstünden şöyle arada geçişler yapacağım. Tek de dolandırabiliriz ama kayabilir. O yüzden şöyle bakın birbirini takip edecek şekilde aynı noktadan şöyle, hatta şu önünü tek geçebilirim. Yan tarafa kadar şuradan kolunun altından bir geçiş yapayım. Bakın örmüş olduğumuz sarı sıranın üst tarafına, bir de alt tarafına yapacağız. Şöyle hafif de böyle oturtuyorum ki kaymasın diye. Şimdi diğer kırmızıyla ucunu birleştiriyorum. Ve buradan da alt sıraya geçeceğim. Şimdi bir de alt kısımdan yapacağım için şuradan geçişimi yapıyorum. İstediğiniz herhangi bir noktaya da geçişinizde tabii ki yapabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde bakın bir de alt kısımdan ilerleteceğim. Şöyle. Tabii buradan yine şöyle bir geçiş yapıyorum. Bu size kalmış. Bunu isterseniz parça parça da götürebilirsiniz. Tek parçada dolayıp yapabilirsiniz. Ama ben arada bir geçiş yapıp şöyle tutturmak istiyorum. Şimdi bu ucu da diğer ucuyla birleştiriyorum. Ve buradan arkadaşlar şöyle şuraya çıkayım çünkü yakasını yapacağız. Tamam, burayı hallettik. Şimdi yakasında arkadaşlar dışında kırmızı, içinde sarı olan şöyle bir çizgi oluşturacağız. Yani V yakalı bir süveter düşünün. Şöyle. Evet, bu da burası. Şimdi bunu da arkadaşlar bir yere düğümlememiz gerekiyor.
Ve yine şöyle bel kısmına geliyorum. Ve geçiş yaptım. Hani iğnemi batıp çıktığım nokta, yani kırmızı işlediğim çizgimin kesik olduğu yer. Oraya geldim. Ve şuraya bakın şöyle bir düğüm oluşturuyorum. Ve hemen aynı noktadan iğnemi batırıyorum. Ve şöyle birazcık yürütüyorum. Şurada biraz kaydığı için şuradan bir tutturma isteği duydum. Evet, çekiyorum ve düğümümüz belli olmuyor. Ve şuradaki ipimi de sıra geçişimiz olduğu için şöyle bir tutturuyorum. Tekrar ilerletin, şöyle içinde birazcık iğnenizi yürütün ki ipi içinde fazla kalsın. Şöyle. Evet, buradan da kesiyorum. Şimdi arkadaşlar, yakasına bir sırada sarı yapalım. Evet, sarı ipimi de iğneme uçlukladım. Yine şöyle uzak bir yerden hemen kırmızıyı çıkmış olduğum noktadan çıkacağım. Ve şöyle iç kısmında, dışta da durabilir. Nasıl isterseniz, içte veya dışta. Dışta yapalım. Şöyle birer tane bu kırmızı yapmış olduğumuz V yakalı süvetenin kenarından da sarı geçiyoruz. Evet, tekrar bir tane daha geçiyorum. Ve bu sefer şöyle üst tarafa geliyorum. İpimi sıkılamam lazım. Evet, şimdi bu sarı ipi düğümlüyorum. Ve aynı noktadan iğnemi batırıp şöyle biraz çekince bakın düğüm de içine gitmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle bir geçiş daha yapıp ipimi keseceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi Harry Potter'ımıza birer tane kaş yapalım. Şimdi siyahla yaptık saçını. Kaşı da siyah yapsak daha da iyi olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi siyah ipi alıyorum. Tabi ipimiz yine kalın. Katını açacağım. Çok kalın kaşlı olsun istemiyorum. Şöyle ince iki katıyla. Evet, iki katını aldım. Hatta düğümlemesek bile olur. Kalmazsa içinde. Çünkü şu tepe kısmına şapkayı takacağımız için. Bakın şöyle. Buraya şöyle tutturdum. Çünkü buraya şapkayı şöyle kapatacağımız için içinde kalacak arkadaşlar. Tekrar iç kısımdan batıyorum. Şimdi yerini ayarlayacağız. Düz bir kaş yapsak da olur. Şöyle iki ilmekli küçük. Evet, düz olsun. Şöyle düz bir şekilde.
Gözün hemen iki sıra üstüne ve gözün şu sıra hizasından arkadaşlar şöyle iki ilmek geçiş yaptım. İki ilmek de bu taraftan. Ve şimdi tekrar şöyle yukarı çıkıyorum. İpimi tekrar buraya düğümlüyorum. Evet. Kaşlarında yapmış olduk. Şimdi Harry Potter'ın saçı için arkadaşlar biliyorsunuz şu üste çıktığımız sırayı, bu kısmı, şu ipimizin takılı bitmiş olduğu noktayı arka kısma getireceğiz. Onu şöyle göz kararı arkaya gelecek şekilde ve kafasına ortalı bir şekilde yerleştiriyoruz. Şu önde saçlarının neresine gelmesini istiyorsanız bakın şöyle de güzel. Kaşının birazcık hemen bir üstü, bir tık. Evet. Bu ayar bizim için iyidir. Şimdi şapkasının içinde elyaf dolduracağız ama birazcık dikelim. Arkadaşlar elyafını birazcık ara bırakıp dikeriz. Şimdi sabitliyorum. İsterseniz saçlardan da sabitleyebilirsiniz. Yoksa şuradan da sabitleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şöyle birkaç yerden tutturuyorum. Şu ipe ihtiyacımız kalmadı. Şöyle. Bir de şuradan tutturuyorum. Şimdi şapkamızı dikeceğiz. Bırakmış olduğumuz ipi alıyorum. Bununla dikmeye başlıyorum arkadaşlar. Şimdi şapkadan tutturmayacağım. Saçlarımızın, bakın örmüş olduğumuz saçla şapkanın birleşen noktasından şöyle yuvarlak bir şekilde şuradan kafaya şapkayı tutturacağım. Buradan başlayacağım. Arkadan birazcık mesafe bırakınca, kalınca elyafımızı dolduracağız. Şimdi buradan ben dikmeye başlayayım. Bakın şuradan hemen ipim alt tarafta olduğu için şöyle şapkadan kafadan bir geçiş yapıyorum. Ve hemen saç dibinden çıkıyorum. Yani saçların kök kısmından çıkıyorum. Hemen oradan tekrar bir ilmek geri ileri fark etmez. Kafadan da alarak tekrar aynı yerden yani şapkadan geçişi yapmadan saçın dip kısmından dikiyorum. Evet tekrar hem kafadan hem de saçtan tutturuyorum. Şimdi dediğim gibi az bir yer kalana kadar hani şöyle ne kadar diyeyim 3-4 santim bir şey kalana kadar burayı dikiyorum bu şekilde. Sonra şapkamızın içini dolduracağız. Oraya kadar tutturup geliyorum arkadaşlar. Sizler de dikin. Çok sıkı olmasına da gerek yok. Hani illaki böyle sıkı sıkı ya da dikmenize gerek yok. Sağlam bir şekilde dikin ama hani kalın olduğu için zaten iğneyi hemen dibinden çıkaramıyorsunuz. 2 ilmek falan geriden çıkıyor. İleriden çıkıyor yani. O yüzden elinizde ama dikerken o tutturun iyice. Evet. Dikip geliyorum ben. Evet şapkasını tutturdum. Çoğu bölümünü tutturdum arkadaşlar. Şurada şu kadar şöyle şu kadarcık bir yer bıraktım ve buradan makasımın yardımıyla şapkamı dolduracağım.
uç kısmına doğru. Birazcık daha istiyor. Evet, bu yeterli olacaktır. Şimdi elyafını doldurduk arkadaşlar. Burayı birazcık daha şöyle ipimizi çeke çeke dikmeliyiz. Elyaf ittireceği için. Hatta şuradan yine iğnemi tutturuyorum ve dikmeye de devam edeceğim. Kalan yerimi de tıpkı bir önceki yerlerde diktiğimiz gibi ipimizi sıkı bir şekilde çeke çeke dikişimizi yapıyoruz. Evet, sonuna kadar diktim. Şimdi yine ön taraftan başlayıp saçlarını tutturacağım. O yüzden bu ipimle birazcık daha dikmeye öne doğru devam ediyorum. İpimi kesmeden önden ayrımımızı yapıp saç ayrımını ona göre dikişimizi saçları tutturarak devam edeceğiz. Şimdi şuradan saçın ayrımı yapacağım noktaya geldim. İsterseniz hepsini de iğne takarak tutturabilirsiniz. Bütün uçları. İsterseniz yine göz kararı şöyle saç ayrımını yapıp bakın şöyle uçlarından tutturacağız. Şöyle bir ayrım yapacağım. Şimdi buradan şu saç telini şöyle dikmek istiyorum. O yüzden şuraya geliyorum. Tutturacağım noktaya geldim. Ve bu saç telinin ucundan geçişimi yapıyorum. Bakın buraya bunu tutturacağım. Geri yandan bir yerden tekrar. Şimdi yandaki saç telini şöyle düzgün bir şekilde yanına hemen yandaki ilmekten çıkıyorum. Ve bu saç telimizi de buraya tutturuyorum. Hemen farklı bir yerden saç telin ucundan girmeliyim ki tutsun arkadaşlar. Şimdi hepsini şöyle yan yana nereye kadar geliyorsa şöyle tutun. Bakın böyle çekiyorum. Burada düzgün duruyor. Buradan dikiyorum bunu da. Şimdi bütün saç tellerimizi bu şekilde düzgün bir şekilde olacak gibi hepsini tutturacağım. Ön kısma gelene kadar dolanarak şuradaki arka saçların hepsini tutturup
Şurada da birazcık şöyle hafif yana doğru. Bakın şöyle. Şurada bir saç ayrımı olsun istiyorum. Şöyle hafif yana doğru tutturarak bütün etrafını şöyle şuraya ayrım yapacağım, saç ayrımı. Etrafını saçlarını tutturarak dolanacağım arkadaşlar. Sizler de benim gibi saçlarını tutturarak dolanmaya devam edin. Evet, Harry Potter'ın saçını şöyle saç tellerini diyelim dolanarak şöyle etrafına diktim. Şurasından birazcık açıklık koydum. Şuraya bir işlememiz var. Şimdi gözlüğünü yapalım arkadaşlar. Şu kalınlıkta, yani daha ince de olabilir. Birazcık kalın benimki ama elimdeki olan tel bu. Bununla şimdi gözlüğünü yapacağım. Şu kaleme dolayarak yapacağım. Kurşun kalemlerden birazcık kalın elimdeki kalem benim. Şöyle hemen biraz geriden şöyle tutup teli kalemin etrafına şöyle bir tur çeviriyorum. Şöyle hemen bunu çıkarıyorum. Bir tanesini yaptım. Arada biraz mesafe bıraktıktan sonra tekrar yeniden bir tur daha çeviriyorum. Şöyle tutuyorum ve bu sefer şöyle arka taraftan. Bakın şöyle. Tekrar çıkardım. Şöyle iki tane halka yaptım. Hatta benim biraz şöyle. Şimdi hemen şunu şöyle çeviriyorum. Diğer kanadında biraz da şöyle indireyim. Bunu da yine şu karga burnumla bu tarafa doğru çevireceğim. Yani kulağa doğru giden taraf arkadaşlar. Şimdi şu orta kısmı da birazcık şuradan fazla olan kısmı kesiyorum. Karga burnumla. Şurası yeterli. Şu da biraz uzun. Biraz da ondan alıyorum. Şimdi gözlüğümüz tamam. Şimdi şu orta kısmı birazcık bükeceğiz. Tam ortadan tutup ortasını biraz büküyorum. Evet. Şimdi bu yapmış olduğumuz gözlüğü arkadaşlar siyah ojeyle ben şöyle bir elimdeki bulunan siyah ojeyle boyayacağım. Aynı bunun gibi ben daha önce de yaptım ve boyadım. Şimdi size onu da göstereyim. Bakın aynı onun gibi çevirdim ve siyaha da boyadım. Siyah teliniz varsa siyah telle yaparsanız boyama ihtiyacı duymazsınız arkadaşlar. Benim telim gümüş rengi olduğu için ben ojeyle onu boyadım. Şimdi gözlüğümüzü de yaptık arkadaşlar. Şimdi Harry Potter'ımızın atkısını da örelim. Sonra kalan rötuşlarını da yapıp tamamlayalım arkadaşlar. Evet, Harry Potter için kırmızı ve sarı rengimizi kullanıp bir de atkı yapacağız şimdi. Kırmızıyla başlıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen ikinci zincire sık iğne, yanındakine de yani iki tane de sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar döndüm. Yine iki tane sık iğne yapıyorum.
iki tane sık iğnemi yaptım. Bu başındaki kırmızı birazcık uzun olsun diye bir zincir çektim. Tekrar üçüncü sıramı da kırmızı olarak yaptım. Ama şimdi şurada sarı ipi bağlayacağım ve kırmızı ipimi bu almış olduğum ilmekten geçirmiyorum. Sarı ipimi alacağım. Sarı ipimi geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Döndüm. Sarı ipimle iki tane sık iğnemi yapıyorum. Ve şu uçları birbirine bağlıyorum burada. Evet, şimdi sarıyla örmeye devam ediyorum. Bu ikişer sıra olarak ilerleyeceğim. Sarının bir sırasını ördüm, bir zincir çektim, tekrar döndüm. Bir ikinci sık iğnemi battım ama sarıyla çekmiyorum. Sıra kırmızı da olduğu için kırmızı ipimi alıyorum. Kırmızı ipimle geçirip bir zincir çektim. Bir sık iğne, iki sık iğne zincir çekiyorum. Dönüyorum, tekrar iki sık iğnemi yapıyorum ama sarıya geçeceğim için yine kırmızıyla geçişi yapmadan sarı ipimi alıyorum. İkişer sırada döndüğümüz iki ilmekle atkımızı istediğimiz boya erişene kadar bu şekilde örelim. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. İkinci sıradayım. İkinci sırada her zaman renk değiştireceğimiz için şu son sık iğnemizin geçişini örmüş olduğumuz renkle değil diğer rengi alarak şöyle geçişimi yapıyorum. Bir zincirimi çekip kırmızıyla devam ediyorum. Bir zincir, ikinci sırama döndüm. Evet, şimdi kırmızıyla geçişi yapmadan sarı ipimi alıyorum. Hafif şöyle kırmızımı çektim. İki sırada sarıyla örüyorum. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa, yani boynuna bağlanacak şekle gelene kadar atkımızı örelim arkadaşlar. Evet, benimki yeterli sayıya şöyle göstereyim geldi. Şu başlangıçtaki kırmızımızı 3 sıra yaptığım için bu son kırmızıyı da 3 sıra örelim. Hemen şöyle yapıyorum. Bir zincir ve ipimi kesiyorum. Şuradaki sarı ipimi de kesiyorum. Kesmeden önce şöyle şuraya bir zincir çekip biraz da sabitleyeyim. Evet, ve bu ipimi de içinde şöyle saklıyorum. Fazlasını kesiyorum. Aynı şekilde kırmızı iplerimin başladığım noktadakine şunu, sarıyı ve şu kırmızıyı da içinde saklayıp onları toparlayalım. Şimdi gözlüğümüzü alalım. Gözlüğümüzü yapmıştık arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın kafasının içine batıracağım. Şöyle hemen. Tam gözümüze denk gelecek şekilde. Evet. Ve minik bir de burun işleyeceğiz. Harry Potter'ımız için. Evet, iğneme ten rengi ipimi taktım. Ve hemen şöyle iki gözlüğümüzün ve gözlerimizin de tam ortaya gelecek şekilde şuraya minik bir burun işlemesi yapacağım. Şöyle hemen orta kısma. Şimdi ipimi arkasını düğümünü oluşturdum.
şöyle ileri bir yerden şöyle bir çıkış yapıyorum. Düğüm de içine girdi. Ve şöyle hemen birkaç geçişle 1-2 şöyle hemen bir tane ilmekten geçeceğim. Çok büyük bir burun olsun istemiyorum. Minicik. 1-2 geçişle. Evet, 3 sefer geçmem kafi oldu arkadaşlar. Şimdi hemen buradan bir ilmeğime de ipimi düğümlüyorum. Ve hemen aynı noktadan batıp şöyle ipimi, evet, biraz da çektim. Bakın minicik küçücük bir burun. Ve ipimi de içinde yürüttükten sonra keseceğim. Evet, burun işlemimizi de yaptık. Yine tekrar gözlüğümüzü şöyle yerleştiriyorum. Evet. İsterseniz gözlüğün şu yanlarından dikiş de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Harry Potter'ımızın kaş kolunun iplerini toparladıktan sonra son haliyle geliyorum. Evet, kaş kolunu da bağladım. Şimdi küçücük bir detayımız daha var. Onu da yapalım arkadaşlar. Ben kahverengi ipimin şöyle tek katını aldım. İnce bir şey olsun diye. Şöyle yine saçın aralarından arkasını düğümünü oluşturdum ve düğüm içinde kalacak şekilde yapacağım. Harry Potter'ın alnındaki bir işareti var, şimşek işareti, yıldırım. Onu yapacağız. Evet. Hemen şöyle bir de şuraya bir geçiş yapıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Yani şöyle bir zikzak yaptık arkadaşlar. Alnında bulunan yıldırım, şimşek işaretini yapmış olduk. Şimdi ipimi biraz daha şöyle siyah kısma yürütüp şimdi burada sıkıladıktan sonra tekrar biraz daha yürütüp ipimi keseceğim. Evet arkadaşlar, Harry Potter'ımızı Lee serisine katmış olduk arkadaşlar. Harry Potter'ı isteyen abonelerim vardı. Onlara gelsin arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi sabit vücut videosunun linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Oraya gidip kollarını ve bedenini ve kafasını o videodan yapacaksınız. Sadece burada sıra sayılarına dikkat edin. Ona göre yapıp bu videoda da ceketini, kaş kolunu ve şapkasını, saçını bu videoda sizlerle birlikte yaptık arkadaşlar. Örmüş olduğunuz Harry Potter'ları minicik hobim Instagram sayfama resmini atarsanız görmek isterim ve story'de paylaşmak isterim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, sevgiyle örün, hoşça kalın arkadaşlar.